mikrop olarak bilinen bazı bakteriler tüm dünyada ölüm ve sakatlanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu bakteriler aynı zamanda antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi nedeniyle tedavi süreci oldukça uzun sürmektedir. Ve 2012 istatistiklerine göre ülkemizde bu rahatsızlık 3 hastadan ikisinde görülmektedir. Bu oran hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orandan çok daha yüksektir. Yine 2012 istatistiğine göre ülkemizdeki hasta başına tedavi maliyeti yaklaşık 5500 TL olarak bildirilmiştir. Ve buna alternatif ürünler de yurt dışından tedarik ediliyor. Ve oldukça yüklü bir miktar paramız yurt dışına bu ürünleri satın almak için harcanıyor. Bu proje başarıyla gerçekleşti. Bundan sonraki aşamada patentleme süreci tamamlanıp seri üretime geçirilebilirse bu tür bakterilere karşı, patojenlere karşı etkili hem de maliyet olarak ucuz tekstil malzemenin geliştirilmesi ülkemizin bu alandaki yurt dışına bağımlılığı da azaltılmış olacaktır. Bu ürünün içerisinde laboratuvarımızda hazırlamış olduğumuz kimyasal malzemeler var. Bunlar tekstil lifleri içerisinde, biyoaktif tekstil lifleri içerisinde yerleştirildi. Kullanım alanlarını şöyle planladık. Kullanat kıyafetler şeklinde düşünebiliriz. Bu önlükler olabilir, çarşaflar, yatak örtüler olabilir. Hastanedeki personelin giyeceği kıyafetler şeklinde olabilir. Veyahut da lifleri eğirerek iplik haline getirebilirsiniz ve dokuyarak kumaş halde elde edebilirsiniz. Ürünün ham maddesinden tutun da ürettiğimiz teknolojinin yerli üretim olarak yapılması maliyeti çok çok düşürmekte. Ve bunun dünya pazarlarındaki yerini göz önünde bulunduracak olursak, 2016 yılında 1.6 trilyon dolar ABD doları, 2022'lerde bunun 10'a katlanarak 10 küsur trilyon ABD doları gibi bir pazara ulaşması. Bu pazarda da Asya Pasifik, bizim de içinde bulunduğumuz Asya Pasifik bölgesinin büyük taleple gelmiş olması. Bu üretime ülkemizin de biz yerli üreticilerimizin, bilim adamlarımızın da ne kadar önem vermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.